Adam Fırat Kazan'a tehdit salladı. Ya aslında yani mantıklı. Yani çok akıllıca. Rus yapmıştır. Bence de. Yani mantıken bu noktada böyle bir şey yapması çok anlamsız Sermet'in, öyle değil mi? Nasıl savunursunuz o manyağı ya? Nasıl savunursunuz o manyağı? Narin. Narin. Hadi ben seni odana götüreyim. Toparlan, sonra evine bırakırım. Hadi. Benim Fırat'ı... Fırat Kazan'ı görmem gerek. Şu anda onun çevresinde olmaman gerekiyor. Kredi konusu zaten ışık hızıyla yayılmıştır piyasada. Bankayı Sermet adına ziyaret ettiğini de biliniyor. Banka susmayacaktır. Zaten adam iyiymiş. Kurşun sıyırmış. Ne istediniz benden? Ne istediniz benden ya? Benim ne kadar güzel bir hayatım vardı. Taptığım bir işim vardı. Niye attınız bu adamın önüne beni? Ne istediniz benden? Narin, sakin ol. Çocuk gibi davranmanın sırası değil. Bu işe girdin artık. İstesen de çıkamazsın. Çıkarsan da seni kimse koruyamaz. Başına daha büyük bela alırsın. Özellikle de Sermet. Yarı yolda bırakılmaktan nefret eder. Tek bir haber bile yok. Anamı görmeye geldik. Nergis abla, nereden çıkacağız? Kaymaklı arttıydı dün akşamdan. Çocuklar yesin, anam da sever. Yazık, çok almış Recep. Ziyan olmasın dedim. He, geçin. Açık beğenmiş herhalde. Yok. Biz çok yedik. Ne oluyor Gızatçı? Kaymaklılığa falan? Recep bankamı soydu yoksa? Yok. İşe girdi de Recep'im. Maşallah, pek iyi işi. Benim oğlan topa gidiyor ya, yaslan spora. Göz bebeği oldu takımın. Vallahi üstüne titriyorlar. Oradan buluverdiler işi de. Oh. Allah'ıma bin şükür. Bak kızım, sabrın sonu selamettir. Allah bir kapıyı kaparsa bir kapıyı açıyor işte. Açı. Lafı Miras işine getirmeye çalışıyorsun emmi. Boşuna çeneni yorma. Sağlığını da kayınbabamı yediniz yediniz bitirdiniz. Şimdi anamın üç kuruş kefen parasını göz dikmeyin. Aman bana ne sizin paranızdan, pulunuzdan, malınızdan be. Benim aslanlar gibi kocam var. Allah'ıma bin şükür. Taşı sıksa suyunu çıkarır alimallah. Hem ben anamı görmeye geldim buraya. Bu mevzuları açıp da kadının canını sıkma. Oğlan nasıl? Aman, Cihan pek kudurdu. Bisiklet almış babası, hiç ders çalışmıyor. Aman, o da lazım anne. Acık kilo versin oğlan. Öyle göbek mi olsun, aynı abim gibi. Yarın delikanlı olacak, sonra kızlar beğenmez. Benim oğlan da aynı Recep'ime çekmiş. Yer yer bir gram et tutmaz. Çok yakışıklı olacak maşallah, aynı Recep'im gibi. Erkeğin çok yakışıklısı da Zara. Karıları sıraya dizi veriyor. Üzüldü o sana. Hırsız seni. Tok yeri kaç kedisi. Hadi kalkın. Dersiniz var. Hadi bize müsaade.
Hadi 5 dakikası 30.000 liraya hadi. Ya bırak, babama söyleyeceğim seni, görüntülendireceğim seni. Söyle lan, söyle gelsin. Gelsin de babamdan dayağı yesin. Lan bana bak, üzüm etme, temelli alırım bisikleti. Şimdi fotoğrafları öyle sıkma benim canımı. Bir saat sonra geri alırsın. Sanki keyfimizden yapıyoruz ya. Sen de düzgünsün lan. Aferin lan. Nereden buldun bu kadar parayı? Azaldı yük mü taşıdın? Yok baba, ufak ufak hakkımızı alıyorsun dayıoğlundan. Birkaç saatliğine bisikleti kamulaştırdık da. Aferin. Siz ne hanım? Ne yapayım baba? Kimse okuldan sonra iş vermiyor ki. Olsun kızım, sen derslerine bak. Gene onu almışsın ha? He baba, senden bir ablam onu almış. Sema zayıf almış ama. Maşallah ya. Lan. Lan! İmansızın kızı! Ben sana iyi not almayacaksın demedim mi lan? Ha? Şimdi. Sen beni delirtecek misin kızım? Gider gitmez on almış ya. Bu ne biçim çocuk ya? Allah seni cezanı vermesin ya. Baban gene? Hiç. Azıcık burada duracağım İmam teyze. Yatınca giderim. Olmaz kızım, öyle hava çok soğuk, gelişir. Yok. Burada otururum ben. Ne kudurdu gene? Onu aldım da ona kızdım. Hadi sen gir içeri, şimdi gelir sana da kızar. Allah. Al şunu giy üstüne bari. Gelecek gidecek yok değil mi? Babür abi falan. Kız ne gelecek o it buraya? Yok yani gelebilir. Gelecekse rahatsız etmeyeyim ben sizi. Şimdi de bu laf çıktı değil mi mahallede? Bana bak, sen o lafı çıkartana git söyle, kendi kızışmış koyununu alıversin o babür itini. Babür abi değilse kimdi peki? Babam mıydı? Oturma dedim. Helada baba. Sağ ol ablacığım. Hadi koş, fark etmesin çıktın. Ortamdan gelip bisiklet yapıyorsun değil mi Akçe? Hocam nerede kız? Bisiklet için kavgaya geldi dayımlar. Madem pek iyiydi durumunuz, niye hırsızlık yapıyor Mehmet? Duy. Ne oluyor lan? Sen karışma Nergis. Bana bak Recep. Nedir bu senin oğlanın yaptığı rezillik? Cihan'ın bisikletini almış elinden, millete kiralıyormuş. Ya kayınço, senin oğlan da amma lapa çıktı ya. Erkek evlat yetiştiriyorsun. Bırak kendi hakkına kendi savunsun biraz ya. Ha? Bırakalım da hırsız uğursuz olsun değil mi? Görüyoruz Mehmet'in de nasıl yetiştiğini. Yenge Hanım, Mehmet deyince iki dakika duracaksın. Benim oğlum on numara delikanlıdır. Antrenmanında, sporunda, başında hocası. Galatasaraylara, Fenerlere, Beşiktaşlara çalıştırıyorlar benim oğlumu. Senin oğlunun bisikletine mi kaldı, he? Ne diyor lan bunlar? Ya baba, o gün işte önünden geçerken bir bineyim dedim şakasına. Onu ağlamış tabansız velet ya. Yalan konuşma Mehmet. Senin ne mal olduğunu iyi biliyorum ben. Bana bakın, bizden uzak durun. Bir dahaki sefere yemin ediyorum polislerle gelirim. Akraba makraba da dinlemem. Yakarım çırağınızı ona göre. Delirtme lan beni. Açın karnı doyar, gözü doymazmış derler. Bunların karnı da doymuyor ki ha. İki kuruş huzurumuzda gözleri var.
Verin 3-5 kuruş başımızın gözümüzün sadıkası olsun diyorum, dinlemiyorsunuz. Her şeyimizde gözleri kalıyor bunların. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.